Bizim Türkiye olarak bir ütopyamız yok. Yok. Türkiye olarak yani 80 milyon, 80 küsür milyon insan olarak bizim bir ütopyamız olsa o bugünümüzü değiştirir bizim. Hemen bugünümüzü değiştirir yani. O ütopyanın gerçekleşmesini beklemeden bugünümüzü değiştirir. Bu şimdi, programda çok bahsettik bölünmüşlükten, toleranstan, işte kapsayıcılıktan. Belki bu bahsettiğiniz ütopya ona da katkı sunar. Elbette çünkü 80 milyon ütopyası diyorum ben. Ha, evet. Burada mesele şu, biraz en azından bu görüşteyim, görüşümü söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye'deki etnisitelerin, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, her neyse, Laz, Türkiye'deki irili ufaklı etnisitelerin bir ortak kimliği var mı? Bence var. Ama bunu parça parça eden siyaset. Daha çok siyaset. Şimdi Selim Bey, programın vakti doldu. Bizi buradan atmadan önce. Ama sen buraya beni sen sürükledin diyorum. Şimdi evet. Bu bakın markalaşmaktan söz ediyorum. Önce kendi içimizde bu tesanüdü eski olduğu şey bu dayanışmayı ve anlaşmayı kendi aramızda bir sağlamamız lazım. Sağlayabilecek elimizde o kadar çok şey var ki. Bak siyasi alana girmeyen konulara bakalım. Müzik ve gastronomiye bak. Müziğe bak. Siyasi alana da girebiliriz. İznimiz var biliyorsunuz. Nasıl? Siyasilere de girebiliriz. Yok yok. Ben sadece örnek vermek için söylüyorum. Bir şeyden kaçındığımdan değil. Yanlış anlama. Gastronomi ve müziğe bak. Biz bütün Türkiye'deki bütün etnisiteler, iki büyük etnisite özellikle birbirlerinin müziklerini de dinliyorlar, yemeklerini de keyifle yiyorlar. Evet. Şimdi ama iş biraz politize olduğunda rengi değişiveriyor.